Herkese merhabalar, ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ürün incelemesi videoyla karşınızdayım. L'Oreal'in Nude Magic fondöten ile ilgili bahsedeceğim. Bu ürünü çoktan merak ediyordum. Yabancı youtuberler onu çok övüyorlardı çünkü. Ve bir gün onu mağazada görünce hemen aldım. Yaklaşık 2 aydır onu kullanıyorum ve artık yorumlarım birikmiş. Ve bu yorumlarla sizleri de paylaşmak istedim. Evet, inceleme kısmına geçiyoruz o zaman. Bu fondöten şu an yüzümde var. Benim cildim karma. Yanaklarım normal. T bölgem bazen yalanabiliyor. Ama kışın cildim bazen kuru da olabiliyor. Bu yüzden buna göre yorumlar yapacağım. İçinde sadece 20 ml var. Yani normal fondötenlere göre miktarı daha az. Çok akışkan, yani sıvı bir formülü var gördüğünüz gibi. Alkol içeriyor. Bu yüzden çok kolay ve hızlı yayılıyor. Hem parmaklarla hem de fırçayla. Cildinize hafif böyle kadife hissini veriyor. Orta kapatıcılık özelliği var. Kalıcılık da fena değil. Benim yüzümde bu fondöten yaklaşık 6 saat iyi görünüyor. Ve evet, iyi özellikler bitti sanırım. Hoş olmayan özelliklerden bahsedeyim. Fondöteni açtıktan sonra ne görüyoruz? Pompa olmadığını görüyoruz. Maalesef pompa veya herhangi bir işimizi kolaylaştıran bir alet yok. Bu yüzden fondöten direkt elimize akıyor ve şişe kirlenebiliyor. Onun dışında alkol kokusu var. Benim için problem değil ama herhangi bir kokulara karşı hassas olan insanlar rahatsız olabilir. Alkol içirdiği için cildini kurutuyor. Bu yüzden kuru ve normal ciltlerde böyle pudralı görüntüsünü verebilir. Yani cildin üzerinde tabaka gibi durabilir. Onun dışında eğer cildinizde kuruluk varsa bu kuruluk daha da çok ortaya çıkıyor maalesef. Eğer cildinizde sivilceler varsa onları kapatmaz. Bu yüzden kapatıcı kullanmayı zorunda kalacaksınız. Cildinizde gözenekler varsa eğer mutlaka bir makyaj bazı kullanmanızı öneririm. Çünkü bu fondöten ile gözenekler daha da çok görünüyorlar maalesef. Kısacası eğer kuru cilde sahipsiniz bu fondötenden uzak durmanızı öneririm. Normal veya karma ciltler için so-so diyelim. Bence yağlı ciltler için bu fondöten süper bir üründür. Ama bu sadece benim düşüncelerim değil. Yağlı ciltleri olanlar, yabancı youtuberler bu ürünü o kadar övdü ki ve gerçekten videolarda bu fondöten çok hoş görünüyor. Bu ürünü tekrar almayı düşünmüyorum. Bu fiyata ben kesinlikle Yumina'nın CC krimi tercih ediyorum. Evet, sanırım bu kadardı. Bu benim ilk ürün inceleme videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.